Abim çok kızdı. İşte beni öldürmeye kalktı falan. Şu an o kadar değil de yazın 25 bin falan oluyor. 25.000 TL aylık. Kaç yaşındasın? 17. 17. Hatta gençsin. Ja, wat dames en heren, welkom bij deze nieuwe YouTube video. Ik zit hier met een man, die is veranderd naar een vrouw. En we gaan 10 vragen aan haar stellen. Dus je zou het leuk vinden. Pakken broeder. Oké. Tanımak istiyoruz. Hani seni, hani ismin ne, kaç yaşındasın? Kumsal, yaşım 17. Kumsal, Türkçe kız ismin mi? Kız. Erkek Kumsal. İsmin ne? Bunu. Boş ver. Tamam. Miraç. Kaç yaşındasın? 17. 17. Hatta gençsin. Evet. Bayağı gençsin. Tamam. Birinci soruyla o zaman hemen başlayalım. Neden? Çünkü farklı hissediyordum o yüzden. Yani kendimi böyle mi hissediyordum o yüzden. Oldum öyle. Değiştirdim. Ama nasıl mutlu hissediyordun? Bir erkek sana şey vermiyor muydu yani? Bir erkek... Erkekliği sevmiyordum. Yani niye mesela? Kanısı şeyler, ya ne bileyim ya, çocukken de kanısıydım. Mesela erkekken de kanısıydım. Hep makyaj yapardım. Evet. Yani bir erkeksiliğim yoktu bir yerimde. Öyle seviyordum. Hep saçımı uzatırdım. Evet. Rihanna'ya çok özenirdim mesela. Hep yandan uzatırdım. Tarafını kazıtırdım. Evet. Öyle seviyordum. Mutluyum. Mutluyum. Evet. Evet. Şu an o kadar değil de yazın 25 bin falan oluyor. 25 bin TL aylık. Vallahi vallahi good. Good okay. Tamam aylık 25 bin. Ama Türkiye'de buna çok şey var mı? Talep var mı? Var. Wow. Niye mesela? Bilmiyorum. Mesela dikkat çekiyorum galiba. Birisi değilsin. Anladım. Sen mi buluyorsun yoksa onlar mı seni buluyor? Onlar beni buluyor. Onlar seni buluyor. Zaten %90'ı anlamıyor. Senin de erkek olduğunu mu? Hı hı. Yani yolda dururken, çok makyajlıyken işte. O an ne bileyim anlamıyorlar. Öyle geliyorlar. Zaten bilmiş olsalar pek talep olmaz. Hı. Anlamadıkları için geliyorlar. Kimileri anlıyor, kimileri anlamıyor. Ama çoğunluğu anlamıyor. Peki hani sen söylemiyor musun? Hani ben bir niye söyleyeyim canım? Ben parayı alana kadar söylemem. Ne kadar istiyorsun mesela? 250, kişi başı 300. 250-300. Bu ama peki senin erkek olduğunu anlayan ve hani şeyle olursa kavga oluyor. Ha olursa kavga oluyor. Adam biliyor, o zaman gelmez normalde. Ama bildiği halde sana gelen, hey sen erkeksin. Bildiği halde gelen de oluyor. Bilmediği halde gelen de oluyor. Bildiği halde gelenler kimler genellikle? Aktif gayler. Evet. Geliyor. Metroseksüeller de geliyor. Onlar da bilmeyerek geliyor da şöyle bir şey, mesela bizim o çalıştığımız yerlerde mesela adam biliyor ama mesela sırf kendini kandırmak için kadınmışsın gibi şey yapıyor. Evet. Öyleleri de var. Ya anladım, anladım. Peki aslında şeyi de çok merak ediyorum. Hani mesela sevişirken erkekse şey belli oluyor. Bunu aldın mı yoksa şey mi? Yok daha ameliyat olmadım. Ha daha ameliyat olmadım. Peki bunu fark edenler ne yapıyor? Hani sevişme esasın. Fark etmiyor mu? Hı. Fark ettirmiyorum. Onun için özel özel bir çamaşırlar var. Onlardan giyiyorum. Anlamıyorlar. Anladım. Yani fark et, dokunsa bile anlamıyor. Anladım.
kız olmak istemezdim. Yine erkekken kadına dönmek isterdim. Ki böyle daha değişik oluyor. Ne? Bir kız oldun mu sevgiliyorsun, çoluğun oluyor, çocuğun oluyor, bilmem ne oluyor. Ama erkekken kadına dönme en sık yaşıyor. Ama ne gibi bir şey hani? Daha güzel oluyor. Mesela yolda yürüyorsun, bakıyor işte bin katlıdan daha güzel. İşte bilmem ne, şöyle o daha bir güzel oluyor. Ama kız olunca bir şey değişmiyor. Yani herkes kızı biliyor. Yani kız şu, kız bu, kızda bu var. Kızı herkes biliyor ama bir eşcinsel ya da bir geyin nasıl bir şey olduğunu bilmedikleri için o güzel oluyor. Anladım. Peki bunu kendinde fark ettiğinde, hani ben bir kız gibi davranıyorum, bunu kaç yaşında fark ettin? 6 yaşında. Peki kaç yaşında bu işe başladın? Çok küçüktüm. 13 mi 14 yaşında. Aynen. Para alıyor muydun o zaman? Alıyordum. Alıyor muydun? Ailen ne zaman öğrendi bunu? Ailem ne zaman öğrendi? Ailem daha yeni yeni öğrendi şu anda. Yeni. Peki tepkileri ne oldu? Abim çok kızdı. İşte beni öldürmeye kalktı falan. Sonra işte para görünce değişti. Yemin. Valla. Para insana ne yaptırıyor? Valla. Yani ailevi sıkıntı oldu. Oldu. Anne tabii. Baba da karşı çıktı, abi de karşı çıktı. İlk abim karşı çıktı, babama söylemedi. İlk abim öğrendi. İşte buraya gelmeye çalıştı, beni öldürmeye. Sonra işte para gönderince ben artık de şu sene haftada 10 milyar gönderdim. Birden birbirini görmüştüm. Tabii. Normalde ne iş yapıyor? Ailen, baban. Ailen normalde müzisyen. Babam müzisyen, abilerim müzisyen. Halk müziği, şey müziği. Biriyle sevgili olmak çok kötü bir şey. Keşke olmasaydım. Oldum ama gittim o şu an. Bir erkekle mi yoksa? Erkekle oldum. Çok salaklık. Yani o zaman küçüktüm. 15-14 yaşındaydım oldum. Evet. Ama salaklık yaptım. Yani bu hayatta sevgili falan olmuyor. Neden? Çalışıyorsun. Tabii. Sevgilim tabii, yalan oluyor. Tabii. Aynen öyle. Ama bir erkekle sevgili oldum. O zaman o da şeydi. O da bu işi yapıyor muydu? O da ilk defa olmuştu. O da ilk defa olmuştu. Benim gibi biriyle sevgilim ama ben de kızlar oluyordum. O da nasıl oldu? O da bir heves bir galiba oldu. Evet. Böyle oldu. Ne kadar sürdü? Bir ay, bir yıl var mı? İki ay sürdü. İki ay sürdü. Sonra ayrıldım. Nasıldı bir hani erkekle bir sevgili olmak? Yani geldi. Yok. Olmasını ister misin? İsterim ama şu an değil. Kaç yaşında sence? 35. 35. Tüp o zaman şey yani. Yok çocuğum evlatlık. Olmaz zaten. Evlatlık. Aynen. Çocuğumun olması imkansız. Evet. Şu an konuştuğum biri var mı burada? Nerede? Sorsa. Askerde. Askerde. Onlar da wow. Ama hani senin erkek olduğunu biliyor mu? Biliyorum. Ben saklamıyorum zaten. Söylüyorum. Erkek. Peki ben şunu çok merak ediyorum. Ben de 5 yıl önce Türkiye'ye geldim. Türkiye'deki kızlar zor. Bayağı zor. Ben Hollanda'da yaşıyordum. Herkes hani onlar hani sana geliyor, onlar sana meyilli. Ama Türkiye'nin neden bir kız hani sana yanaşması bu kadar zor? Buna bir şey biliyor musun? Bir yanıtını biliyor musun? Türkiye'deki ne bileyim o Müslüman kavramından gereği galiba. Yani pek şey yapmıyorlar, korkuyorlar ya da ailesinden çekiliyor. Sen Müslüman ama, mısın? Evet. Ne halde biliyorum. Buna nasıl yaklaşıyorsun? Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben çocuktum. Mesela benim annem hocaydı. Hoca derken? Yani Kur'an okuyordu. Evet. Annem hocaydı. Ben de 6 yaşında Arapça öğrendim. Yani sırf o bana öğretiyordu. Ben de o gösteriyor diye öğreniyordum. Evet.
Öyle 6 yaşında Arapçayı öğrendim. Büyük Kur'an okuyordum. Büyük bir şey yani. 6 yaşında bir çocuğum. O zaman büyük bir Kur'an okuyordum. İşte büyüdükçe değiştiğimi hissettim. Yani büyüdükçe mesela ben büyüdükçe kadınsılaşıyordum. Ben büyüdükçe affedersin göğüslerim çıkıyordu. Ne bileyim işte basenim çıkıyordu. İşte değişik belim inceliyordu falan filan. Sonra kadınsal ilaçlar kullanmaya başladım. İşte östrojen hormonu bilmem ne falan filan. Öyle değiştim. Hiç estetik yaptırmadım. Bu zaman bir kere bile estetik olmadı. Ama yaptıracağım az kaldı. Ne yaptıracaksın mesela? Ne yapmayı düşünüyorsun? Yüzümü geldirmeyi, burnumu, dudaklarımı, bir de komple dolgu istiyorum. Peki aletten bir de şey eski hali bir de yeni halini, şu anki halini zaten görüyorlar. Şu an yeni yeni oluşan Libyanlara sesleniyorum. Onlar beni anlayabiliyor şu an. Onları dinle. Hiç ailelerinden kaçmasınlar. Ben ailemden kaçtım buraya geldim. Ailemin haberi yoktu. Çocuktum o zaman. Hiç kimse ailesini bırakıp kaçmasın. Ailesini bırakıp kaçtım. Yani yine ben akıllıydım. Hiç kimseyle konuşmadım. Sadece işime bakıyordum, eve gidiyordum. Evde işte işten eve. Sadece para biriktiriyordum. Yani şu anki gelecektekili Lübünyalar'a öyle yani gelsin çalışacaksa çalışsın dedi normal iş yaptım. Benim normal mesleğim oyrantellik. Biraz daha açar mısın onu? Oyrantel normal dans. Aaa aynen. Dansçıyım normalde. 9 ay sonra işte Alanya'ya gideceğim ailemin yanına. Burayı bırakacağım normal kendi mesleğimi yapacağım. Yani. Şu anki zorunlu olarak yaptığım bir şey. Önceden de yapıyordum ama önceden hem oryantelik yapıyordum hem danslık yapıyordum hem onu yapıyordum yani. Evet. Mesela oradan 6 milyar alıyorsam, gidip oradan çıkarken birinden 3 milyar daha aldım. O öylesine yapıyordum ama şu an durumu olarak yapıyorum. Az kaldı, hadi çıkalım. Yani bir de son soruya geldim. Bu soru, bonus sorusu. Yani şu an hani benimle konuşuyorsun. Bir hani bir etki bak bu yakışıklı falan dedin mi? Demedim. Kılı seviyordu. Paçalı jiletli olmak vardı. Niye mesela? Öyle seviyordum. Adidaslar giyimi falan böyle. Kilo olmak lazım. Kiko olmak. Kiko seviyorum ben. Böyle kavgacı seviyorum. Çok memnun oldum. Ben de. 10 tane sorumuzu sorduk sana. O zaman senin de hikayeni anlamış olduk. Yani böyleymiş. Aynen. Dames en heren, dit was de 10 vragen wat wij aan hem hebben gesteld, aan haar hebben gesteld. Ik hoop dat jullie dit mooi hebben gevonden. Ik hou van jullie. We gaan met gekke dingen komen. Ik hou van jullie. Ciao.